Herkese merhabalar. İsmim Nilgün Doğan. Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu'ndan katılıyorum. Bildirimizin konusu küçük ölçekli çiftçilerin bakış açısından sözleşmeli tarım modeli. Sunu akışına baktığımızda öncelikle sözleşmeli tarımla ilgili bazı genel bilgileri, literatür bilgisini sizinle paylaşacağım özetle. Sonrasında bu araştırmayı yapmamızın amacını verdikten sonra kullanmış olduğumuz materyali ve metodu bahsedeceğim. Elde etmiş olduğumuz veriden sonuçlandırdığımız bulguları paylaştıktan sonra araştırmanın sonuç ve öneriler kısmını sizinle paylaşacağım. Sözleşmeli tarım nedir? Neden önemlidir? Özellikle araştırma kapsamına neden sözleşmeli tarıma aldık? Özetle ondan bahsetmek istiyorum. Bir endüstriyel üretim modeli olan sözleşmeli tarımın uygulanması, sermayenin tarımda egemenliğinin sağlanması için bir araç olarak yıllardır özellikle tarım sektöründe kullanılmaktadır. Sözleşmeli tarım, küçük ölçekli çiftçilerin geçimlik üretimden pazara yönelik ticari üretime geçişlerini teşvik etmek için bir kalkınma stratejisi olarak önemli rol oynamaktadır ve aynı zamanda tüm dünyada çiftçilerin gelirlerini ve geçimlerini iyileştirmeye yönelik önemli bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii sözleşmeli tarımda girdi temini, pazarlama kanalları, yayım hizmetleri, mikro krediler gibi önemli tarımsal hizmetlerin sağlanması yoluyla sözleşmeli tarım uygulanmaktadır. Bu model küçük ölçekli çiftçiye avantaj sağlamakta ve tedarikçiler ile ya da işte çiftçi ile alıcı arasındaki işbirliğini koordine ederek bu ilişkileri her iki tarafında fayda sağlaması için yasal bir temele bağlamaktadır. Araştırmamızın kapsamına baktığımızda Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gümüşhane ilinde halkın başlıca geçim kaynaklarından biri de tarımsal faaliyetlerdir ve yıllardır süren üretim geleneği bir potansiyel sunmasına rağmen tabii ki sektörde yaşanılan sorunlardan dolayı istenilen düzeyde değildir. Bir de ilin söz konusu coğrafi ve iklim durumu nedeniyle tarım dışı yatırımlarda lojistik temelli sorunlar başta olmak üzere çeşitli güçlükler söz konusudur. Bu bakımdan Gümüşhane ilinde tarımsal üretim geleneğinin devamı, mevcut küçük ölçekli çiftçinin gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesiyle birlikte mevcut üretimin sürdürülebilirliği için tarımsal üretimde sözleşmeli tarım modeli yöre çiftçisi için bir alternatif üretim modeli olarak son derece önem arz etmektedir. Buradan yola araştırmanın amacını söyleyebiliriz. Bu araştırmanın temel amacını sözleşmeli tarım modeli üretimi yapan küçük ölçekli çiftçilerin sözleşmeli tarıma olan tutumlarını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamını alınan bölgedeki sözleşmeli tarımın uygulama sürecinden ziyade sözleşmeli tarım modeli içerisinde yer alan aktörler veya aktör grupları arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere bu araştırmada yer verilmektedir. Materyal ve metot bölümüne geldiğimizde bu araştırmanın birincil verileri Gümüşhane ili Kelkit Köse Şiran ilçe köy ve beldelerinde sözleşmeli tarım modeliyle birlikte kara buğday üretimi yapan kara buğday üreticilerinden veri elde edilmiştir. Sözleşmeli olarak kara buğday üreten 30 üretici tespit edilmiştir ve 2021 yılı Temmuz ayında yüz yüze anket görüşmeleri yapılarak veri elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmış ve örneklem büyüklüğünü oluşturan çiftçilerin sözleşmeli tarıma olan bakış açılarını değerlendirmede beşli nikel ölçeği kullanılmıştır. Araştırmalarına geldiğimizde 3 alt başlık adı altında bulguları verebiliriz. Birincisi üreticilere ilişkin genel bilgiler. Çiftçilerin kara buğday üretimindeki uygulamış oldukları sözleşmeli tarım şekli.
Ve diğer alt başlığımız da sözleşmeli tarım modelinin çiftçiler üzerindeki üreticilere ilişkin genel bilgileri tabloda da görmektesiniz. Hangi değişkenleri ele aldık? Araştırma kapsamına almış olduğumuz karabuğday üreticileri için yaş, cinsiyet, eğitim, hane büyüklüğü, tarımsal deneyim, sözleşmeli tarım deneyimi ve arazi büyüklüğü ele alınmıştır. Görüldüğü üzere çiftçilerin yaşı 25 ile 71 yıl arasında değişmekte olup ortalama yaş 49.13 olarak elde edilmiştir. Çiftçilerin eğitim düzeyi ilkokul ile üniversite arasında değişkenlik göstermekte olup ortalaması 4.43 olarak elde edilmiştir. Bu da ortaokul ile lise arasındaki eğitim düzeyine denk gelmektedir. Çiftçilerin hane büyüklüğü 2 ile 9 kişi arasında değişmekte olup ortalama kişi sayısı 3.90 olarak elde edilmiştir. Çiftçilerin tarımsal deneyim süresi 2 ile 50 yıl arasında değişkenlik göstermekte ve ortalama tarımsal deneyim 21 yıl olarak elde edilmiştir. Çiftçilerin kara buğday üretimindeki sözleşmeli tarım deneyimi ise oldukça yeni olup 1 ile 4 yıl arasında değişiyor ve ortalama olarak yaklaşık 2 yıllık bir süreyi kaplamaktadır. Arazi büyüklüğüne bakıldığında ortalama tarımsal işletme büyüklüğü 13 dekar ile 750 dekar arasında değişmiştir. Tüm tarımsal işletmelerin arazi ortalaması ise 175 dekar olarak elde edilmiştir. Alt başlığımız olan çiftçilerin kara buğday üretimindeki sözleşmeli tarım şekline baktığımızda görüşülen çiftçiler sözleşmeli tarıma ilk olarak kara buğday üretimiyle başladıklarını bildirmişlerdir. Çiftçilerin bu uygulamaya geçmeleri bir firmanın yönlendirmesiyle olmuştur. Çiftçiler ile ilgili firma arasında yapılan sözleşmeli tarım anlaşmasına göre üretimde kullanılan girdileri firma temin etmektedir. Bu girdilerin kullanım kararlarını da yine firma vermektedir. Firmanın çiftçilere verdiği girdiler genellikle tohumla sınırlı kalmıştır. Çok nadiren de olsa firmanın bazı çiftçilere tohum yanında gübre tedarik ettiği de elde edilen bulgulardır. Sözleşmeli tarım modelinin çiftçiler üzerindeki etkisine baktığımızda bu amaçla araştırma kapsamına alınan çiftçilere bazı önermeler sunulmuştur. Bu önermeleri de slaytta görmektesiniz. Ve önermelere verilen cevaplar Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çiftçiler sözleşmeli tarım ile ilgili yeterli bilgiye sahibim. Sözleşmeli tarımda üretim maliyeti geleneksel tarıma göre daha düşüktür. Firma üretim sırasında danışmanlık hizmeti vermektedir ifadelerine biraz katıldıklarını belirtmişlerdir. Oysa ki sözleşmeli tarım geleneksel tarımdan daha güvenilirdir. Sözleşmeli tarım geleneksel tarıma göre daha karlıdır. Sözleşmeli tarımda geleneksel tarıma göre üretimde daha fazla verim elde etmek mümkündür ifadelerine ise kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir. Ama bunun yanında sözleşmeli tarımda pazar garantisi vardır. Sözleşme yaptığım firma sözleşme şartlarına uymaktadır ifadelerine ise kesinlikle katıldıklarını bildirmişler. Araştırmamızın sonuç kısmına geldiğimizde söyleyebiliriz ki araştırma kapsamına aldığımız çiftçilerin sözleşmeli tarımda karşılaştıkları en önemli sorun anketten elde ettiğimiz veriye göre kara buğdaydan sağlanan verimdir. Bu bakımdan ürünün teknik olarak ekipten ta ki hasada kadar olan süreçte çiftçiye verilecek teknik danışmanlık, firmanın vereceği teknik danışmanlığın yanında yerel otoritelerin de vereceği teknik danışmanlık, özellikle yeni olan bu bitkiyi çiftçilerin üretim desenlerine kabul etmede ve sürdürülebilir bir kara buğday üretimi yapmaları için çok önemli bir faktör olacağı söylenebilir. Sözleşmeli tarımın kara buğday gibi alternatif ya da özel ürünlerde devam etmesi için özellikle üretici kaybını önleyecek tarımsal desteklemelerin artırılması ve kara buğday üreticilerine özgü destek programlarının hazırlanması, tabii bir de kuraklık gibi doğal olayların
tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltıcı önlemlerin alınması, karabuğday üretiminin sözleşmeli olarak üretilmesinin yaygınlaştırılması ve bölge çiftçisinin çiftçisi tarafından yeni olan bu ürünün benimsenmesinde önemli kriterler olduğu söylenebilmektedir araştırmadan elde edilen sonuca göre. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.